E-ticaretin en heyecan verici dönemi Kasım ayı başladı. Biz de Hepsi Burada'nın Gebze'deki dev operasyon merkezindeyiz. Yanımızda Hakan Bey var. Hakan Bey'i bulmuşken ona merak ettiklerimizi soracağız. Mesela Kasım ayı neden önemli? Bunu çok merak ediyoruz. Bir de sizi bulmuşken acaba bu dev operasyonun içerisinde teknoloji, yapay zeka nasıl yer alıyor? Bunları çok merak ediyoruz Hakan Bey. Gördüğünüz gibi Kasım yoğunluğunun tam ortasındayız. Hepsi Burada aslında Türkiye'de Efsane Kasım konseptinin ilk uygulayıcı firması. 8 yıl evvel ilkini uygulamıştık. Zaman içerisinde de hacimler artarak gelişti. Başka firmalar dahil oldu ve şu anda Türkiye'deki 560 bin satıcı ve tabii ki müşterilerimiz için çok önemli bir periyot haline geldi. Türkiye'de e-ticaret gitgide büyüyor. 2024 yılında bir evvelki yıla göre %84 büyümesi öngörülüyor ve bu da 3 trilyon 400 milyar liralık bir hacim demek. Tüm perakende içerisinde e-ticareti bu hacim %20'den fazla bir pay sahibi yapacak. Tabii bunda Kasım ayının önemi büyük. Bir örnek vermem gerekirse geçen sene örneğin Hepsi Burada üzerinde 30 milyondan fazla ürün satılmıştı. Bu sene bunun 45-50 milyonlara çıkmasını bekliyoruz. Hani müşterilerimiz için önemi nedir dedik. Geçen yılki 30 milyon ürün satışı onlara 4 milyar liralık bir tasarruf getirdi. Hakan Bey ben yanlış duymadım değil mi? 50 milyon tane ürün satılacak. 50 milyon adet ürün. Bu ürünlerin satışıyla da bu sene müşterilerimizin 8 ila 10 milyar liralık bir tasarruf elde edeceğini düşünüyoruz. Kasım ayı ile ilgili başka bir detay verecek olursam, tüm yıl içerisinde oluşan aylık ortalama hacimlerin %50'sinden fazlası Kasım ayında tek başına oluşuyor. Bu sene de benzeri bir trendin olacağını düşünüyoruz. Tabii ki böyle hacimleri yönetmek operasyon noktasında son derece kritik. Örneğin içinde bulunduğumuz tesis, Gebze tesisimiz. Burada milyonlarca ürün var. Yüz binlerce de farklı ürün var. Ve her gün yüz binlerce müşteri paketi de gördüğünüz gibi burada hazırlanıyor. Tüm bu hacmi bu kadar kısa zamanda yönetmek operasyonel olarak destek gerektiriyor. Biz de o desteği teknoloji tarafından alıyoruz. Bir yandan depolama operasyonlarımızı, bir yandan da sipariş hazırlama operasyonlarımızı Hepsi Burada mühendis geliştirdiği programlar sayesinde verimli bir şekilde yönetiyoruz. Yapay zeka örneği vermek isterim. Onu da kargo tarafımızdan vereyim. HepsiJet bizim kargo operasyonlarımızı yönetiyor. Her gün tahmin edebilirsiniz ki yeni bir dünya oluşuyor. Müşteri siparişleri farklılaşıyor. Lokasyonlar, adresler. Tüm bunu verimli yönetebilmek için yapay zeka destekli bir rota optimizasyonu programı kullanıyoruz. Bu da gene HepsiJet mühendisleri tarafından geliştirilen bir program ve patentli bir program. Ne yapıyor bu program? Bir yandan müşterilerimize mümkün olan en hızlı teslimatı sağlıyor. Diğer yandan da operasyonel verim oluşturmuş oluyor. Hakan Bey beni şuraya bıraksanız ben herhalde saatlerce böyle kutuları izlerim ve benim şu anda en çok merak ettiğim konu şu: acaba tüketiciler böyle bir dönemde en çok hangi ürün kategorisine, hatta verebiliyorsanız da hangi ürüne yöneliyor? Ya tabii her kategoride aslında cazip fiyatlar, indirimler, kampanyalar var. Ama biz öne çıkan kategoriler olarak modayı görüyoruz. Kozmetiği, kişisel bakımı, teknoloji ürünlerini görüyoruz. Gene müşterilerimiz bu dönem içerisinde almayı planladıkları özellikle yüksek meblağlı, işte beyaz eşya olabilir, ev aletleri olabilir, bilgisayar olabilir, bu gibi ürünleri almayı tercih ediyorlar. Bir de biz müşteri davranışlarında anlık alışverişten planlı alışverişe bir geçiş olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle son yıllarda e-ticaretin de gelişmesiyle, örneğin müşterilerimiz bütün bir yıl kullanmayı planladıkları temel tüketim ürünlerinde Kasım ayında almayı planlıyorlar. Bütün yıl kullanacağı ürünler belli. Onları şimdiden sepette hazır edebilirler. Zamanı gelince de tuşa basacaklar anladığım kadarıyla. Kesinlikle öyle. En cazip fiyatların olduğu bir dönem bu dönem. En fazla ürün seçkisinin olduğu bir dönem. Bunun yanında da ödeme seçeneklerinin de müşterilerinin beğenisine farklı seçenekler olarak verildiği bir dönem. Çok iyi. Şimdi aklıma bir soru daha geldi. Şimdi böyle yoğun bir talep var. Bu yoğun talebi karşılayacak olan ekip arkadaşlarınızla az önce tanıştım. Bazılarıyla hatıra fotoğrafları çektik. Bu ekipte nasıl bir motivasyon oluşuyor? Bu ekip nasıl hazırlanıyor?
Siz bu sürece nasıl hazırlanıyorsunuz? Tabii böyle büyük bir operasyonun, başarılı bir operasyonun arkasında böyle muhteşem bir ekip var. Onlar olmasa böyle iyi operasyonlar sürdüremezdik. Tabii bu hacimlere hazırlık için biz aylar evvelden başladık. Operasyonumuzun önemli bir ayağı lojistik operasyonları. İşte içinde bulunduğumuz tesis gibi 7 ilde 11 adet tesisle Kasım ayına girdik. Bu tesislerin bir kısmı yeni tesisler, bir kısmında kapasite arttırdık. Otomasyon seviyesini arttırdık ve yeni istihdam getirdik. 1600'ün üzerinde yeni operatör organizasyonumuza dahil oldu. Bir diğer önemli ayağı da aslında HepsiJet teslimat operasyonlarımız. HepsiJet içinde yeni aktarma merkezleri açtık. Filomuzu geliştirdik. Araç sayımızı %80 arttırdık. Kuryelerimizi arttırdık. 3500'den 5500 kuryeye çıktık. Yani genel olarak HepsiJet tarafında da çok ciddi hazırlıklar yaptık ve Kasım ayına son derece hazır bir şekilde girdik. Şimdi Hepsi Burada'nın sipariş verme aşamasını hepimiz yakından biliyoruz. Ama şimdi sizin bize anlatmış olduğunuz ödeme seçeneklerinde farklı seçenekler bize sunuyor. Teslimat seçeneklerinde yine bizim tercih ettiğimiz seçenekler bize geliyor. Hakan Bey, ben gerçekten ilk geldiğimde çok şaşırmıştım. Şu anda sizden aldığım bilgilerden sonra kendimi çok mutlu hissediyorum. Neden? Çünkü teknolojiye bir an önce ulaşmak istiyorum. Yani internetten verdiğim bir sipariş hızlıca hemen gelsin diyorum. Tamam, ama arkada nasıl bir operasyon var? Hem bu operasyon merkezini görmüş oldum. Hem arkadaki teknolojilerin neler olduğunu, yapay zekanın sürece nasıl dahil olduğunu sizden dinlemiş oldum. Gerçekten çok mutluyum. Ekip arkadaşlarınıza ve size kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederiz ziyaretiniz için. Bu efsane ortamı gezerken kameralarımızın hafıza kartı doldu. Ben de hemen hızlı bir şekilde gelecek bir hafıza kartı sipariş edeceğim. Şu anda sepette alışverişi tamamla diyorum. Adresimize göndersin. Dün Hepsi Burada'dan verdiğim sipariş 24 saat sonra elime geçti. Artık kameralarımızda istediğimiz görüntüleri kaydetmeye devam edebiliriz. Çünkü yeni hafıza kartı şu anda elimizde. Vermiş olduğumuz siparişler hangi aşamalardan geçiyor ve hızlı bir şekilde elimize ulaşıyor? Bunu anlatmış olduk. Umarım bu anlattığımız bilgiler faydalı olmuştur.